Meclisin olması sakın aklınıza demokrasinin olduğunu getirmesin. Meclis var, bu şekil var. Ve bu mecliste bir de kadın milletvekili var. Masoda Jalal. Masoda Jalal, kadınların durumu iyileştirilsin dediği için fahişe olarak damgalanmış ve kadının can güvenliğini her gece bir başka arkadaşında kalarak sağlamaya çalışmıştır. Gelelim cinsel istismara. Maalesef laik olmayan zihniyetten uzaklaştıkça kadın ikincildir ve kadın cinsel obje olarak yaşı ne olursa olsun kullanılabiliyor. Şeriat içerisinde değersiz olan kadının cinsel obje olarak kullanıldığına çok çarpıcı örnekler vermek istiyorum. Bilmiyorum arkadan görünür mü? Bu da 2010 haberi. Gazze'deki yaşları 6 ile 10 yaş arasında olan kız çocuklarının yaşları 16 ile 37 yaşında olan erkeklerle toplu evlendirilme törenleri. Bilmiyorum görebiliyor musunuz karşında? Karşıdan sanki derseniz çocuklar süslenmiş püslenmiş Luna Park'a gidiyor. Gelinlik giyenler var. Ne olduğunu bilmeden gülerek ellerinde çiçeklerle burada da yine aynı haberin devamını görüyorsunuz. Yine layık olmayan ülke Yemen Hacca bölgesi. Şu resme bir bakın. Kız şu anda 8 yaşında ve diğeri de onun kız arkadaşı, okul arkadaşıymış. 2 yıl önce evlendirilmişler. Çocuğun söylediği şu, Macit'in evliliğin ilk günlerinde söz ederken Macit'ten diyor ki, ne zaman görsem onu çok korkardım. Tabii korkar. Çocuk daha 6 yaşında. Yine size Yemen Hacca bölgesinden bir örnek daha vermek istiyorum. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Zaman almamak için yansıtmayı istemedim. Burada 5 yaşındaki kız çocuğu amcasının kucağında uykusundan uyandırılmış ve evlilik törenine götürülüyor. Arkadaşlar yine bu ülkelerde yaşanan ki bu ülkeleri vurgulama nedenini açık apaçık hem de bu ülkelerde ne yazık ki laik hukuk düzeni yok, laik sistem yok, laik zihniyet, düşünce tarzı yok. Burada 13 yaşında iki çocuk sahibi olan kızcağızı görüyorsun. Evet. Bunlar bizler için hele aydın olan, çağdaş olan, normal olan herkes için, sadece kadınlar için değil, normal olan herkes için dehşet verici olaylardır. Peki, 21. yüzyılda laik olmayan ülkelerde bunlar yaşanırken bizde ne oluyor? Bizde de şu oluyor arkadaşlar, 90 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde temelinin laiklik felsefesinden alan, laik hukuk düzenine dayanan, akılcı, bu nedenle kadın erkeği eşit kılan, çünkü her iki cinsi de insan olarak kabul ediyor, bir cumhuriyetimiz var. Bu cumhuriyetimizin varlığı anayasamızda da yer alıyor. Ne diyor anayasamız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, sosyal, demokratik, hukuk devletidir diyor. Ama biz bugüne geldiğimizde bir bakıyoruz ki biz hızla geriye gidiyoruz. Şimdi size bizden örnekler vermek istiyorum. Medeni kanun laik kanundur. Yani temelinde akılcılık yatar. Ve medeni kanunda yurttaş statüsü düzenlenmiştir. Devlet, yurttaşın haklarını eşit olarak kullanmasını sağlar ve eşit haklar tanır. Ve bu nedenle akılcı olan medeni kanunda evlilik yaşı 18 olarak kabul edilmiştir. Neden 18? Medeni kanunda bunun kabulü kafadan mı atmış medeni kanunu düzenleyenler? Hayır, tüm dünyada 18 yaş altının bedensel ve ruhsal olarak çocuk olduğu kabul edildiği için kabul etmiş. Evet, gelelim. Ataerkil zihniyetin, kadınla erkeği asla eşit saymayan, laikliği de ya dalga geçilecek ya da öldürülecek kesim olarak gören zihniyetin ülkemizde maalesef son yıllarda son derece yaygınlaşması karşımıza hangi tabloları çıkartıyor? Bedeli parayla ödenen yaşamlar, çocuk gelin olayları. Bakın, bu çocuk gelinlerin
yaşları biraz sonra vereceğim çünkü bu 2009 haberiydi. Buradaki çocuk yaşları 14-15 gibiydi. Ancak bugün 11 yaşa kadar bu düştü. Neden? Çünkü zihniyet maalesef yaygınlaşmaya devam ediyor. Yine size çocuk anneler ve çocuk gelinler sayısını tespit eden ülkemizde bir çocuk vakfı var. Çocuk vakfı tespit etmiş. Ülkemizde ne yazık ki 4073.695 çocuk gelin var. Arkadaşlar bu rakam gerçekten korkunç bir rakam. Ve yine Aralık 2011 haberinde size ki bunu Çocuk Vakfı da tespit etmiş. 10 ayda 415 çocuk anne doğum yapmış. Ve arkadaşlar bu 12. aydı. 2011'in 12. ayıydı. Daha Şubat'ta size bir haber. Haber şöyle verildi. Bir ülkenin utancı. 11 yaşında doğuran çocuğum. Evet, gerçekten bu hepimizin utancı. Ancak burada insan haklarını kabul eden, kadınlara karşı ayrım, her türlü ayrımcılık önlenmesi sözleşmesinin altına imza atan, çocuk haklarını kabul eden, anayasamızda hiç kimseye kendine uygun olmayan, kötü muameleye tabi tutulamaz hiç kimse, hiç kimseye işkence yapılamaz gibi kuralların yer aldığı anayasamızda ne yazık ki kadının hakkı korunamıyor. Bunun korunamama sebebi de kesinlikle zihniyetin ne yazık ki son yıllarda çok hızla değişmesidir. Bu zihniyet kadınla erkeği eşit görmeyen, eşit haklara sahip olmasını asla kabul etmeyen ve de kadını hep ikincil gören ataerkil zihniyettir. İşte laik zihniyetten uzaklaştıkça başımıza gelmedik kalmayacaktır. Az önce Sayın Başkanım değindi. Biz çağdaş yaşam olarak 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim için çok çaba sarf ettik. Bu çabamızda eğitim hakkından kız çocuklarımızın yararlanması yer alıyordu. Ama bir nedenimiz daha vardı. İşte bu gelin, çocuk gelinlerin yaşını aşağı çekmekti. Nitekim az önce 14 yaş, 15 yaş söz konusuyken Şubat ayı haberlerinde 111 yaşındaki bir kız çocuğumuzun evlendirildiğini görüyoruz. Evlendirme diyemiyoruz ona. Kullanıldığını görüyoruz. Evlendirme diyemeyiz, o bilinçli olacak bir durumdur. Evet, laik zihniyetten uzaklaştıkça başımıza daha kim bilir neler gelecektir. Yine aynı zihniyet içindedir ki, 4+4+4 ile maalesef 4 yılın sonunda kız çocukları 4 duvar arasına tıkılacak ve bu çocukların kanundan habersiz işte bu şekilde cinsel kullanıldığını da göreceğiz. Cinsel şiddete uğradığını da göreceğiz. Ve bu çocukların eğitim hakları elinden alındığı gibi insan hakları, beden bütünlükleri, işkence, cinsel kölelik yasakları. Düşünün, bütün bunlar ülkemizde daha yaygın bir biçimde uygulanır hale gelecektir. Yine medeni kanun, laik kanundur. Akıla dayanır. İnsana insan olarak değer verir. Tüm yurttaşlar eşittir. Bu zihniyetten hareketle tek eşlilik söz konusudur. Ancak bir düşünün, bugüne baktığımızda maalesef birden fazla evli olan devleti yönetenler arasındaki devlet adamlarımızın birden fazla evli olan idarecilerimizin bulunduğunu biz biliyoruz. Ve bunu da zaten saklamıyorlar. Bütün bunlar olduğu takdirde hani kadın erkek eşit haklara sahipti? İstediği kadar yasalarımızda kadın erkek eşit haklara sahiptir olsun. Bu dört duvar arasında kaldıktan sonra kesinlikle bunları kadınlar kullanamayacaktır. Yine size Mayıs haberlerinden bir örnek. Sibel Üresin. Sibel Üresin diye Fatih ve Eyüp belediyelerinde aile danışmanlığı yapan bir bayanımız erkeğin çok eşli olmasının yasaca kabulünü, yine erkeğin aldatmasının ve dayak atmasının kesinlikle boşanma sebebi olmaması gerektiğini yasalarda yer almasını önermiştir. Normal olan
hangi insan çok eşçiliği kabul edebilir? Normal olan hiçbir insanın çok eşçiliği kabul etmesi mümkün değildir. Alan çalışmalarımızda gerçekten kuma olan veya ikinci eş olan, birinci eş, ikinci eşlere rastlıyoruz. Bir sorun bakalım memnunlar mı hallerinden? Ben bir bayanı biliyorum, kumasının çocuğunu bir etkinliğe götürmüştük onları, 8 Mart etkinliğine. Böyle havaya kaldırıp daha 5 yaşında bir kız çocuğuydu. Bak bak sen bunlara bak dedi. Bizleri göstererek. Benim gibi olma. Hiç kimse memnun olamaz eğer normal ruh sağlığına sahipse. Yine eğitimsiz bırakılan bu kız çocukları, eğitimsiz bırakılan nüfusumuzun %75'ini kız çocuklarımız kapsıyor. Bütün bunların karşısında kadınları idare eder gibi, kadınlarımız evimizin çiçeğidir diyebiliyorlar. Evimizin çiçeğidir de çiçeğe su vermezsek ölür. Bunu biz kadınlardan daha iyi bilen de sanırım yoktur. Çünkü çiçeklere genelde kadınlar bakarız. Yine aynı şekilde daha geçtiğimiz günlerde kadınlarımız rahat etsin. 3-4 metrobüsten birine pembe yapalım da kadınlarımız orada seyahat etsin. Arkadaşlar bu zihniyet korkunç, tehlikeli bir zihniyet. Bunun temelinde kesinlikle yatan kadın erkek eşitliğini kabul etmeyen, erkeği üstün kabul eden ve ben bir şeyi de anlayamıyorum. Erkeklerimize hakaret de içeriyor bu. Herkes, sanki tüm erkeklerimiz, eşlerimiz var, babalarımız var, oğullarımız var. Hepsi potansiyel sapık mı bunların? Ben bunu hiç anlayamıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ettiği süre içerisinde maalesef gittiğimiz yol belli. 90 yıl önce kazandığımız hakları maalesef kaybediyoruz. İstedikleri kadar yasa çıkarsınlar. Zihniyet bu olduktan sonra hiçbir işe yaramaz. Yine siz maliyecileri çok ilgilendiren bir konu, iş isteyen kadına ne yanıt verildi? 3 çocuk doğur dedi. 3 çocuk doğur. Yani kadını 4 duvar arasına kitle, kadın istediği kadar bağırsın. Haklarım var, haklarım var. Haklarını kullanamaz ki 4 duvar arasında, istediği kadar hakkı olsun. Hak var, kullanım yok. Ne anladık? Böyle hakta. Bakın, bugün az önce yine başkanım vurguladı ama ben de tekrar vurgulamak istiyorum. Tüm bu olaylarda ne yazık ki geriye gidiş yaşıyoruz. Kadına şiddet tamamen din temelli, erkek egemen zihniyette yer alır. Kadına şiddet 2002'den günümüze gerçekten %1400 artmıştır. Ki şiddet biliyorsunuz uç noktası, ister töre deyin, ister öfke deyin, ister namus deyin, sonuçta kadın ölüyor. Kadının elinden yaşam hakkı alınıyor. Çünkü erkek, ben otoriteyim, benim egemenliğim bu evde sürer, benim dediğim olur. Tam anlamıyla hangi zihniyet? Kesinlikle kadını erkekle eşit görmeyen zihniyetten kaynaklanıyor. Biz çağdaş insanlar olarak birbirimizin üstüne çıkmak istemiyoruz. Birbirimizden üstün değiliz. Bizler insanız, eşit haklardan eşit yararlanmak istiyoruz. Bizim taleplerimiz bu yoldadır. Yoksa biz de erkekten üstün olalım diye bir iddiada bulunursak maalesef eşitlikçi taleplerimizin hiç de samimi olmadığı ortaya çıkar. Biz kadınlar da lütfen bu konuda çocuk yetiştirirken de çok dikkat edelim. Daha bebekken çocuklarımız cinsiyet ayrımcılığına başlıyoruz aslında. Erkek bebeklerin hepsinin çıplak fotoğrafları vardır. Evin baş köşesinde yer alır ve sergilenir. Kız bebeğin mi? Ayıp ayol, öyle şey olur mu? Erkek bebeğe ayıp değil de neden kız bebeğe ayıp? Daha biz bebekken başladık ayrımı. Biz kadınlar da, aileler de lütfen çocuklarımızı eşitlikçi haklara inanan, ayaklarının üstünde duran bireyler olarak yetiştirelim. Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum arkadaşlar. 90 yıl önce bize çağdaşlık yolunda ışık olan ve bize bütün eşit hakları tanıyan bir Atatürk'ümüz var. Biz kesinlikle bu çağ dışı zihniyete karşı durmak zorundayız. Başta kadınlar ve hemen arkamızdan bugün bize destek olan
aydınlık düşünceli, çağdaş erkekler. Yoksa arkadaşlar, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı da hiç unutmayalım. Gidişat son derece kötü. Bundan öncelikle kadınlar zarar görecek ama bütün toplum zarar görecektir. Bu kadın sorunu sadece değil, toplumun sorunudur. Tekrar hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.